Ancak bu Salih İpek'in görevden alınması benim için çok elzem. Sizi kırmak asla gönlümden geçmez ama yapamam. Gerçi başka türlüsü de olsa görevde birini almak da doğru olmaz. Adliyede bulunuyorsa önemli bir görevde olsa gerek. Evet, öyle. Adamı şimdi aldırsak gözler bize çevrilecek. Kendi pisliğimizi örtmeye çalıştığımızı sanacaklar. Ben de adımın lekeleyecek işe adım atmam. Bilirsin beni. Tabii ki bilirim Sayın Bakanım. Ancak benimki de naçizane bir babanın çırpınışı. Maksadınızı çözemedim. Aslında maksadım gayet temiz Sayın Bakanım. Bu adam İstanbul Adliyesi'nde çalışıyor. Kızımla birlikte. Yani onun kaleminde görevli. Hissiyatım kızımın bu adamdan uzak durmasını söylüyor. O yüzden görevden alınmasını talep etmiştim. Bence zat-ı muhteremi uzaklaştırmak yerine kızınızı ondan uzaklaştırmanız daha münasip olacaktır. Feride Şadoğlu, 5 dakika daha gecikseydin polisi arayacaktın. Arkadaş olalım, çocuğumuza özgürlükler tanıyalım dedikçe sen beni iyice iskele babası gibi görmeye başladın Feride. Babacığım, o nasıl ya? Ama evden kaçmalar, geç gelmeler, gelmemeler. Yani bir insan ailesini bu kadar yok saymaz ki kızım. Ya meraktan ölüyordum burada. İyiyim ben babacığım, merak etme. Feridem, güzel kızım. Bu mesleği seçmeni hiç istemedim biliyorsun. Ya tehlikeye bu kadar yakın durmanı istemedim. Babacığım lütfen. Senin kılına zarar gelse dünyayı yakarım. Hastanede seni öyle görünce ölüyorum sandım. Lütfen adımlarını atarken bunu düşün. Benim için dünya bir yana, sen bir yana. Babacığım, seni çok seviyorum. Hadi, hazır mıyız? Evet Kerim Hanım. Bavulların hepsi indi mi? Son 2 bavul efendim. Anne ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Ankara'ya. Baban sağ olsun karda kışta beni de sürüklüyor. Baba ne oldu? Bir sorun mu var? Evet yavrum. Eski Cumhur Reisi'nin sağlık durumu pek iyi değilmiş. Hepimize Ankara'da olmamızı salık verdiler. Ya. Ya çok üzüldüm. Hadi kızım. Sen arayacağım. Böyle apar topar bir garip oldu. Feridem, seni sana emanet ediyorum. Bundan sonra kararlarını alırken bir ailen olduğunu sakın unutma yavrum. Varınca arayın tamam mı? Tamam kızım. Merak etme. Allah kavuştursun. Sağ ol. Buyurun Adiye'ye değil mi? Vedat, biz birbirimizi ne kadardır tanıyoruz? 10 yıldır efendim. 10 yıldır. O zaman sen benim babamın bu emri vaatine riayet etmeyeceğimi zaten gayet iyi biliyorsun. Hakime Hanım, babanız 1 dakika daha yanından ayrılmayacaksın dedi. Bir tevhiye izahat vermek zorundayım. Sen şimdi şu İstanbul'un tadını güzelce bir çıkar. İzahat meselesini de bana bırak. İyi günler. Feride Hanım.